Yeni videodan herkese merhabalar. Ben videonun girişini devamını da göreceksiniz zaten. Birazcık geç oldu. Videonun girişini geç yapmış oldum. Bu videonun başlangıç olacağını sonradan anladım. Aynen, çünkü şimdi bundan önce yayınladığım videonun süresinin daha editlememiştim. Çok uzun olduğunu fark etmedim. Ama ben devam ediyor diye. Ama bir 45 dakikalık falan ham video var. Aynen, editten bakalım ne kadar çıkacak da ben edit zaten çok sıkı yapmıyorum. Evet. İyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğenin. Ya bunu videonun en başındayken yapalım mı? Hadi. Şimdi mesela şu anda daha hani durdurduk. Hani şu an boş yapıyorken ben. 2 dakikada lütfen hani beğenin. Ondan sonrasında sıkılırsanız çıkarsınız. Sararsa video devam edersiniz. Maksat bir destek olalım be. Ufak bir desteklen zarar gelmez. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok sağ olun. Hepinize iyi günler dilerim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Neye gülüyoruz? Muhtemelen o kısmını da koyacağım. Şimdi biz çıktık bir yürüyüşe. Nasıl çıkardın ailesine? Bir yürüyüşe çıktık da. Şöyle bir şey yapalım dedik, kamera görüntüsü alalım dedik yürüyorken falan. Ondan sonra iki tane böyle lale bir işe yaramaz yani salak. Sevmiyorum. Sevmediğim eğilimlere olan iki tane insan. Geçerken böyle şey böyle kadın sesiyle böyle şey bu kamera ne bu ne bu ne gibi böyle bir baktılar salak salak. Kamerayı ben böyle tripodu bağladım şeye. Tripodu diyorum hala ya. Yani tripodu bağladım şeye. Direğe bağladım falan böyle. Ondan sonra böyle onları taklit etmişim ya o kısmı koyar mıyım? Böyle bir nefret ediyorum böyle o tiplerden. Aşkım. Sevmiyorum ama çok güzel ya. Şu etrafı bir çekeyim size. Ya bu dere boyu geceleri birazcık tehlikeli olabiliyor bu taraf. Burası çok böyle geceleri geçirecek bir yer değil aslında. Gündüz ya şimdi bile mesela o bizim yürüyüşü başlattığımız yerde şey yapıyordu yani. Junkiler uyuşturucu bağımlıları çekiyorlardı yani orada. İğne olan vardı bir tane. Ya işte İrlanda böyle garip bir yer. Başına bir şey gelmez. Kimse sana bulaşmaz. O pislikler bile bulaşmaz sana. Ama insanın midesi bulanıyor yani böyle. Fakir olsalar birazcık paraları olmasa var ya. Çok saldırgan bir millet olur bunlar yani. Yaşanacak yer olmaz burası. Sırf devlet bunlara para verdiği için saldırgan değiller. Gerçekten korkuyorlar. Hani başlarına bir şey gelmesine, düzenlerinin bozulmasına o bağımlılar bile korkuyorlar yani. O yüzden şey, çok sıkıntı yaşamıyorsun. Mesela bizim bulunduğumuz yer itibariyle tam Dublin'in kalbindeyiz yani. Her insanın olduğu gibi her şehrin de kalbi pistir. Çirkindir. Yanlış mıyım? Böyle. Hangi ülkenin kalbine gidersen git, başkentine, ya, en orta yerine gidersen git. Şeydir yani hani kötüdür. O yüzden Dublin'in merkezi de kötü. Biz de tam Dublin 1'de yaşıyoruz. En merkezi yerinde Dublin'in. O yüzden böyle iğrenç şeylerle karşılaşabiliyoruz yani. Neyse. Taşınacağız buralardan. Şimdi biz gideceğiz. Bir park, Fairview Park'a işte o. Evet. Gidelim oraya. Oradan da bir iki görüntü alacağız. Hava da güzel. Evet. Hava çok güzel. Ne zaman böyle yerlere gelsem böyle. Geçen hep diyorum ki şu en üst kat neden bizim değil. Bak şurası mesela. Şu evlerin üst katlarından birinde. Hep böyle hayal ediyorum yani. Diyorum ki o. Öyle bir yerde oturalım. Gireceğimiz park da şurası sağ taraf. Şuralar böyle full park. Ben bir hani şimdi burası yol çalışması var. Kötü duruyor da. Eskiden ben şu yolun sonunda hemen o pembe binalar var. Hop şöyle. Heh. Pembemsi. Tamam, kameradan çok pembe gibi çıkmadı da. O binanın hemen orada oturuyordum. Hala benim resmi adresim orada görünüyor. Birçok evrak için. Bir bakayım. Herhangi bir posta mosta gelmiş mi bana? Oraya gidiyorum şimdi. Bakayım oradan parka gireceğiz. İnşallah binanın kapısı açıktır. Orada var ya biz 50 kişi yaşıyorduk. 50 kişi. Kaç ay? 7 ya da 8 ay kaldım orada. 7-8 ay yaşadım orada. 4 kişilik odaydı benim oda. Yani var ya böyle rezalet içinde bir ortamda.
mutfakta bir sürü insan falan böyle yak. Neyse, bitti o günler Allah'a şükür. İnşallah bir daha yaşamayız öyle şeyler. Tamam. Gidiyoruz. Postaya bakmaya sadece. Evet. Devam. Şimdi 2 dakika geldik ki markete girdik. İrlanda'da yediğim benim en güzel dondurma. Meşhur zaten bu dünyada da, Türkiye'de yok. Ben Jerry's. Ondan alacağız bir dondurma. Geldiğimden beri hasta olduğum için yiyemedik. O yüzden deneyeceğim. Var mı senin sevdiğinden? Var. Hangisi? Bak 5 euroymuş. Aa, o Oreo şey. Bak benim sevdiğim bu. Hele şükür var. Ama kaşık nereden alacağız? Orada şeyde var. Tahta kaşık veriyor. Var. Ha, tamam. Bu. Evet. Aley. Tahminimce 5 euro, 6 euro falandır. Sonra alalım çıkalım. Geçen 3 euroya düşmüştü. Marketten hemen çıkalım. Çok vaktimiz yok yine ya. Yine koşturarak takılıyoruz her yerde. Aha, arada size kahve fiyatı göstereyim. Ama burası çok pahalıdır. Bak burası İrlanda'nın en iyi çayı bu. İrlanda'da 4.25. Şöyle kahve fiyatları. Nescafe Gold. Burası çok pahalı. Yani Nutella. Şöyle paketler. Hop hop. Hadi bir yalandan göstereyim. Sparlar çok pahalı. Her yerin 1,5 katı, 2 katı pahalı her yer. Neyse şunu ödeyelim çıkalım biz hemen. Evet, parka geldik. Karım da video çekiyor. Canım. Vloglarımız çatışsın. Evet. Biz geldik parka. Çok vaktimiz yok. Ya o Ben & Jerry's'in bir dadına bakalım ya. Onu bir boğalım şurada bir yerde. Ondan sonra hemen gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım sonra. Çünkü ben işe gideceğim. İşe gideceğim, bir saatim var. Şöyle bakayım, etrafı size az daha göstermek istiyorum. Burada şurada rugby sahası falan var. İnsanlar oyun oynuyorlar. Yatıyorlar. Çimleniyorlar. Ya biz ne olduk kral ya? Yani YouTuber çift olduk ya yan yana. Evet. Vloglar çekiyoruz, bir şeyler. Evet. En yakındaki banka çökeceğiz. Ya canım şöyle çeksene bak, kombinimi göstereyim mi? Gösterelim. Bugün çok beğendim seni. Çok cool gözüküyorsun aşkım. Vay. Niye halay çekmeye başladın? Karate kick yapabildim ya. Halaya döndü gelirsin. Ben boksa Sivaslı. Boksa başlayacağım. Evet. Öğrenmek istiyorum. Esnemek istiyorum ya. Kütük gibiyim. Odun gibiyim yani. Şipagat atacağız Ali'yle. Şipagat da ben o yolda ilerliyorum bu arada. Her gün antrenmanlardan sonra 10 dakika bacak esnetme hareketleri yapıyorum. Evet. Ciddi açıldığımı hissediyorum yani, ben mutluyum. Ben de eskiden çok esnektim aslında, artık hiç değilim. Ha, şuradaki banka gidelim. Hangisi düşündü? Şuradaki, onun önü daha çok açık, evet. Daha ferah duruyor. Şu çok dondurmaya kapalı. Dondurmaya yiyelim sonra. Evet, biz dondurma yiyelim. Size dondurmanın içini de göstereceğim. Yedik daha önce dondurma da. Yedik de, magnum yedik. Birer tane mini magnum almıştık. Pınar ilk defa burada şey yiyor, benim o en sevdiğim dondurmayı deneyecek. Çünkü hastaydık full bu zamanlar. Aynen. Bugün de hastalanacağız galiba, hava esiyor biraz. Aynen. Bir tık rüzgarlı her zaman. Artık alıştık ya. Cidden. Öyle. Bunlar ne? Çocuk parkı var orada bak zaten. Orada. Şurada çocuklar oynuyorlar. Ondan sonra şurada gençler halay çekiyor. Çok güzel burası. Evet, şu banka oturalım biz. Ben Enceri'yse boğalım burada, hemen öldürelim onu. Ondan sonra gideceğiz. Bugün öyle bir buraya gelirken yürüyüş yaptık yani resmen. 25 dakika buraya yürüdük, 25 dakika eve yürüyeceğiz ama çarşamba günü bu parkın içine full turlayacağız. Buraya ondan mı sonra geleceğiz? Ha, buraya bir. Başka yere gidecektik. Nereye? Şeydekine. O şeylerin saldırdığı martıların adına mı? Ha, Grafton'a mı gidelim diyorsunuz yani? Tamam olur, Grafton'a gideriz. Buraya da gelebiliriz. Grafton'a gidiyoruz. Burası da güzelmiş, Grafton'a gidelim. Ya da onun yanında şelale olan bir tane daha varmış. Tamam, onlardan birine gideriz. O zaman video devam edecek, takipte kalalım şimdilik. Bundan sonra kızım private, özel. YouTube almıyorum. Yemek yiyeceğiz çünkü. Cidden hemen. Evet. Ha, dur bir dakika, dur. Pınar'ın şeyini merak ediyorum. Size onu göstereyim. İzlenim. İlk izlenimini merak ediyorum, evet. Nasıl açılıyor? Sorum, sen şunu tut, ben açayım. Açılmış zaten. Açık mı? Açmışsın. Hı. Şöyle bir dondurma. Bak şimdi. Şöyle bir tut. Ben şimdi şöyle bir içinden brownie'sini bulayım, sana brownie'sinden vereceğim. Aşkım hepsi brownie değil mi? Değil. İçinde brownie taneleri var bazılarının. Heh, buldum.
Dur. Aşkım. Düşmesin dur. Bir şey yapacağım. Bunları çekerken tadını, yüzünü merak ediyorum. Brownies kaldı. Nasıl? Kralı beğendirdik. Biz devam. Oha. Thank you guys izlediğiniz için. Şimdi yemek yapacağım. Yemek videosu çekmek istedi canım. Bir tane. Çok karmaşık. Çok böyle herkesin çok struggle. Neden yapamayacağı. Karmaşa içinde kaldığı bir yemek yapacağım. Hı. Pilav. Pilav yapacağım ya cidden. Hani pilav benim için değerli bir şey. Önemli bir şey. Pilav videosu yapacağım size. Nerede? Pirinç burada. Basmati galiba bizimki. Size mutfağımı göstereyim. Mutfağımızı gösterelim. Mutfak çok küçük. Burada böyle bir şeyler. Burada bir şeyler. Burada bir şeyler. Bitti. Aa, burada şeyler var. Çamaşır makinesi falan. Çok aşırı portatif. Şurada da dolabımız var. Orada da dolabımız var. Ha, dolap ve mikrodalga var. Evet. Ha, bütün dolap bu kadar yani. Bu kadar küçük. Hatta dolabımız. Şuradan girişte ayakkabılığımız var burada. Evet. Buradan böyle merdivenle aşağı iniyorsun. Aşağısı da ev minicik. Ufak burada vitamin köşesi falan. Yani toplu olduğu sürece şu tarafa. Sıkıntı canım. Yok. Topladığı sürece sayıyoruz yani dağıttığımız zaman mahvoluyor ortalık dağıtmamaya. Ama dağıtmıyoruz zaten zamanda. Biz de öyle çok evet. Çok eşyamız olmadığı için tabak, iki tane tabak, iki evet. Tane kase, şimdi iki tane salata tabağı. Ama pil takıldı evet, tamam çalışıyorum diye bir kontrol edeyim bile. Şimdi şey yapacağım, özellikle pirinci yapmanın en önemli, en güzel, en iyi pirinç yapmanın yolu yıkamak pirinci. Yani en az 5 kere 6 kere yıkarım ben pirinci. Bütün nişastasına ermeye çalışırım da neyle yapacağız ki? Şunu var ya bizim süzgecimiz. O süzgeç yeterince şey mi ya? Yes, evet. Evet. Kaçmıyor aralarından. Evet, kaçmaz. Şimdi şu durmasın tamam sıkıntı yok. Kaçıram bunu. Şimdi ben ortalama 200 gram kadar yapacağım. Aynen. Bu yeter mi? He yeter. Ya da 300 yapayım dursun geçen ya. Geçen yaptığım 300'de çok geldi. Tamam o zaman 300 yapayım. Çok gelmedi aslında. Laf olduğu yer için yemedik değil mi? Bir tık laf oldu karıcığıma senin yaptığın. O yüzden onu... Öyle söylememiştin ama. Hayır lafa ben yerim. Sıkıntı yok. Yalancısın ya. Hayır, ben lafa yiyorum zaten. Aşkım. Evet. Bana çevirsene be. Ben lafa yerim. Şey yaparken... Oraya baskılı tutmak sürekli. Tamam. Lapa yapıyorken şey yaparım. Dümdüz lapa olduğunu bilerek yaparım ama şimdi sen o işte yağ falan da koymuştun ya. Normal pilav gibiydi o. O yüzden böyle şey olmadı. Çok kalamadık galiba işte. Şimdi tamam dur ya. Baskılı tekmeliyor kameralara göründü mü? Hayır. Ben tekmeyi bastı altta. Ben bunu bol bol yıkayacağım. Bunu buraya koyacağım. Önce şöyle bir. İlk yıkama özellikle çok önemli. Böyle suyun artık böyle rakı kıvamına gelene kadar beyazladığından emin olun. Bak yakınlaşsana canım şöyle. Böyle bembeyaz olacak su iyice böyle. Bütün nişastasını sağlayacak ama hep böyle olacak Burak. 2-3 kere 3 kere falan olur böyle yani. Aslında basmati yıkanmaz diye duyuyorum ben. Kim demiş onu? Basmati de nişasta var. Öyle söylüyorlar bilmiyorum. Ve bu boş bir beyazlık değil yani. Ben bunu böyle şey yaparım. Bunun üstüne yıkamayacağım. Elinle böyle karıştırmayı sevdiğim için, hani iyice almak istediğim için bu kabın üstüne yıkamaya devam ediyorum. En son tamamıyla durulayıp kuruluyorken o süzgeci geçireceğim. Ondan sonra bir daha şöyle bir tur daha yapıyorum. Bak. Bir daha bak göster canım şöyle. Bir daha bembeyaz oldu. Kaç kere yıkıyorsun? Yani şu beyazı hafif kırılana kadar yıkıyorum. Yani parmağını çok şey yapmayın. Elinizle böyle sıkmayın. O beyazlık sonsuza kadar gider çünkü pirinçleri kırıyorsunuz. Ve rezalet bir şeye dönüşüyor. Pilava dönüşüyor. O yüzden böyle hafif sadece parmak ucunuzla böyle parmaktan sonra. Mehmet'e yer gibi miydi? Aynen. Şimdi o salak adam. Onun gibi parmak hareketleriyle böyle. Mm-hmm.
Vallahi bu iş gider. Ben bunu bir 5 kere falan yıkayayım. Tamam. 5 kere de ondan sonra devam edelim. Çünkü yıkama sürecek yani. Şimdi şöyle bir alalım. Bakın görüyor musunuz? Tanelerin hepsi böyle bildiğin. Şöyle biraz daha şu tepeden belki. Bak görüyor musunuz? Hiçbir yapışma yok yani. Hepsi ayrı ayrı ve ben bunu ortalama 5 dakikadır falan kavuruyorum. Bu şekilde. Bildiğin kavuruyorum. Yani pembe gözüküyor. Yani pembeleşmeye başladılar hafiften. Tamam ondan sonra evet şimdi bitmek üzere. Bu olay şimdi bittikten koyacağım. Sonra şey yapacağım üstüne. Çok kaynar değil. Kesinlikle soğuk da değil. Buz gibi su da koymayacaksınız. Ilık. Ya bizim çeşmeden direkt sıcak su geliyor zaten. Her yer dikinde olduğu gibi ama burada şey var, elektrikli ısıtıcı var. Bizim açar açmaz direkt suyu ısıtıyor. Türkiye'deki o doğalgazlar gibi bekle ha bekle olmuyor. O yüzden ona güvenerek şu an sıcak suyu hazırlamadım ve şimdi ayarlayacağım. 2 saniye, 2, 1 saniye. Ölçüye göre değil, öyle kafana göre. Ölçüyü koyduğum pirince göre değişir. Şimdi ben bardağı full dedim, hepsini koydum. Koyacağım diye değil. 300. 300 gram pirinç var. 300, tamam. Aynen. Bak şu an rengi çok güzel pirincin var ya hani neredeyse su konmaya çok hazır bir durumda. Çok yakınız, koyacağız. Şöyle bir saniye şöyle bırakayım. Hop. Bak bak şimdi bak. Alıyorum. Ya benim teyit et. Ah. Tabii ki pilav ediliyoruz ama yenebilir böyle çat çut bir şey değil artık. Tamam şu an suyunu koyuyorum. Bak şimdi ne kadar koydum. İçindeki pirincin hemen şu an su şey tencere çok kaynar olduğu için zaten su kaynamaya başladı. İçindeki pirinç miktarını bir parmak kadar geçecek kadar su koyuyorum. O da ortalama işte bu. Pirinçlerin üstünde su olması lazım, yüzüyor olması lazım. Şu an az değil mi? Yok şu an okey. Eğer ki çok az kalırsa yine ılık sudan birazcık ekleyeceğim. Biraz tadına bakacağım. Şimdi su hemen kaynadığı için, kaynar olduğu için hemen tuzunu atacağım. Tencere çok sıcak, suyu da ılık koyduk. Kapağını kapatacağız mı hemen? Kapağını kapatıp ateşiyle kısacağız. Şimdi siz ne oldu? Soğuk su koymanız gerekiyor. Soğuk su koydunuz içine. Olur, olur sıkıntı yok. Kaynayana kadar bekletelim. Ateşi en yüksek derecede bekletmeye devam edin. En yüksekte kalsın. Ondan sonra su kaynadıktan sonra şey yapın. Hemen ateşini düşürün. En kısa alın. En kısa bir tık üstü olabilir. Alın. Ondan şu an yeterince tuz olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şöyle bir tur karıştıracağım. Sırf tuz güzelce yılsın diye. Eureka. Şimdi hemen ne yapıyorum? Ateşini kısıyorum hemen bunun. Bak 9'da en yüksekteydi. 3'e çektim şu anda. Sonradan hemencecik kapağını kapatıyorum. Kiu. Su hemen buharlaşıp uçup gitmesin. Hatta ben bunu 2'ye çekiyorum. Bayağı kısık bir ateş oldu. 3'e 3 kalsın. Evet. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey biraz bekleyeceğiz. Şimdi bir 2 dakika falan 3 dakika bekledik. Kaynar olduğu için su tabii hızlıca buharlaştı. Bakmak lazım, kontrol etmek lazım. Biraz suyumu aldım, yedekledim yine. Şimdi bakın. Gördüğünüz gibi ne oldu? Hep böyle delik delik oldu. Şu kenarından bakıyorum. Dibinde su ne kadar var diye. Su tamamıyla çekmiş neredeyse. Küçük bir tadına bakacağım. %90 tamam. Aynen. Şöyle birazcık daha. Bir tık su gezdireceğim. Tamam. Okey. Yeter. Şimdi bundan sonra 5 dakika falan en fazla tamamen bütün suyunu bir daha çeker. Ondan sonra pilavın altını kapatıyoruz. Sıcak olmayan bölgeyi çekiyoruz pilavın tenceresini. Ondan sonra 10-15 dakika bekliyoruz. Pilav birazcık soğuyor. Ilık oluyor. Ondan sonra var ya dua yazacaksınız yorumlara. O kadar söylüyorum. Bu kadar iyi pilav yediğinizi düşünmüyorum ondan sonrasında. Evet gerçekten bayağı güzel yapıyor pilavı. Evet pilav kısmı da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bundan sonra size tabağın bir videosunu çekeriz. Aynen. Bir de tavuk yapacağız. Tavuk yapacak şimdi. Hı. Tavuk salata falan onları da Pınar'cığım yapacak. Ben de birazcık ehliyet sınavına çalışayım. İrlanda'da bir daha ehliyet almamız gerekiyor. Lanet olsun. Teori sınavı, driving license hepsini yapmamız lazım. O yüzden birazcık İngilizce çalışacağım. Bu arada Pınar'cığım tavuk yapacak. Evet.
Evet. Evet, video devam edecek. Evet, şimdi sonucu gösteriyorum sizlere. Bunlar tavuklarımız ve Pınar'ımızın yaptığı güzel tavuk ve her şey. Hiçbir şey yapacağım. Pilavın tane evet, boyutunu göstereceğim. Bayağı güzel. Pınar'cığım, dener misin karım? Deneyim. Yorumunu merak ediyorum. Çok iyi. Beğendi. Ben böyle yapamıyorum. Bize afiyet olsun. Maalesef. Size de iyi denemeler. Deneyin bakalım. Böyle olacak mı? Evet. Görüşmek üzere. Video devam ediyor. Pınar'cığım bay bay. Bay bay.